Merhabalar. 14 Mayıs seçimlerinde iktidara karşı Sen Kalk 8 10 Parti Birleş ama 31 Mart yerel seçimlerinde iktidarın adaylarına destek ver. Gelecek Partisinden bahsediyorum. Gelecek Partisi Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş'ı, Mardin'de AK Parti adayı eski vali Abdullah Erini destekleyeceğini açıkladı. Ortak grubumuz bulunan Saadet Partisi ile belirlediğimiz ortak adaylarımız ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Saadet Partisinden Sayın Abdülkadir Karaduman. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına Saadet Partisinden Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına Gelecek Partimizden Denizli Milletvekilimiz Sayın Sema Silkin Ün. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına Gelecek Partimizden kurucu üyemiz ve parti yönetim kurulu Sayın Ahmet Akçay aday olarak gösterilmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm parti mensuplarımızın şiar edindiği önce millet sonra partimiz sonra ben diyerek yönetim kurulumuz oy birliğiyle parti kimliklerine bakmaksızın düzce ilimizde Deva Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Caymaz'ı, Tokat ilimizde İyi Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Sayın Şeref Menteşe'yi, Kilis ilimizde İyi Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Sayın Yasin Topaloğlu'nu, Ordu ilimizde Demokrat Parti Ordu Belediye Başkanı Sayın Serhat Çelebioğlu'nu, Mardin ilimizde AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Sayın Abdullah Erini ve son olarak günün son haberi olarak 5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz belediyeyi müteahhitlere değil halka hizmet yeri olarak gören ve bu anlayışla yöneten başkentimize sağladığı hizmetler Ankaralı hemşerilerimiz tarafından yüksek sesle dile getirilen Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeye başta da söylediğim gibi yönetim kurulumuz oy birliğiyle karar vermiştir. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feramuz Üstün seçim çalışmalarında partimizin Sayın Mansur Yavaş'a vereceği desteği koordine etmek üzere yönetim kurulumuzca görevlendirilmiştir. Siyaset üretemeyenlerin başvurduğu popüler bir yöntem haline geldi bu. Yani DEM Parti'ye karşı iktidarın adaylarını desteklemek gerçekten ilginç. Son derece ilginç muhalefet partileri açısından tabii muhalefet partilerini tırnak içerisinde kullanıyorum. Ve yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.